Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için iki renkli harika bir kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını alıyorum. Dilerseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekerini ekleyerek bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Hamurun kolayca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırarak tereyağını daha da yumuşatıyorum ve krema kıvamına getiriyorum. Tereyağı ve pudra şekerini güzelce karıştırdım ve krema kıvamına getirdim. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Sonrasında bir adet yumurta, yarım paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonra kıvamına bakarak un ilavesi yapacağım. Bu un miktarı herkeste değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizlere tavsiyem ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Böylelikle hamurunuzun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. oldukça yumuşak fakat şeklini koruyabilen güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Artık bu aşamadan sonra spatulayı temizliyorum ve içerisinden çıkartıyorum. Zaten kullandığım tereyağı oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla yoğurmama da gerek kalmıyor. Zaten bu tür yağlı hamurlarında çok fazla yoğurulmaması gerekiyor. Elinizin ısıs hamura geçeceği için hamur kendini salacaktır. Hamur kendini salarsa da fazla un eklemeniz gerekecektir. Verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizlere tavsiyem lütfen tarifimi uygularken verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Güzelce yoğurdum ve artık hamurum hazır. Sizlere şöyle kıvamını ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Ayırdığım parçanın içerisine 1,5 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Güzelce yoğurarak homojen bir karışım elde ediyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Şimdi ilk olarak sade hamurumu iki yağlı kağıdın arasında açıyorum. Hamuru ilk olarak elimle güzelce sıkıştırdım ki içerisinde hava boşluğu kalmasın. Daha sonra yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Elimle biraz kenarlarını düzelterek açmaya başlıyorum. Hamur açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterelim. Hamurumu iki yağlı kağıdın arasında güzelce açtım. Şimdi kenarlarını eşitliyorum ve kare bir form veriyorum. Yağlı kağıtla birlikte üzerine bastırıyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Kenarlarını biraz düzelttikten sonra tekrar yağlı kağıdı üzerine koyuyorum ve açarak her yerini eşitliyorum. Hamurumu yeteri kadar açarak incelttim. Şöyle kenarını da düzeltiyorum. Şimdi bu açtığım hamuru kenara alıyorum. Aynı şekilde kakaolu hamurumu da iki yağlı kağıdın arasında açıyorum. Kakaolu hamuru da açtıktan sonra iki hamuru üst üste koyarak rulo yapacağım ve yaptığım hamuru buzdolabına kaldırarak 1 saat boyunca dinlendireceğim. Hamur buzdolabında dinlendiğinde biraz donacak ve katılaşacak. O zaman kesmesi oldukça kolay olacak. Kakao'lu hamurumu da aynı şekilde yeteri kadar açtım. Şimdi yağlı kağıtla kenarlarını biraz düzeltiyorum. Hamurun kenarlarına düzelttikten sonra aynı şekilde iki yağlı kağıdın arasında açıyorum ve her yerini eşitliyorum. Kakaolu hamurumu da yeteri kadar açtım ve incelttim. Şimdi sade ve kakaolu hamurumu üst üste koyuyorum. Hamurları üst üste koyarken kırmamaya özen gösterin lütfen. Şimdi kurabiye hamurumu dikkatli bir şekilde rulo yapıyorum. Keserken şeklinin düzgün olması için rulo yaparken de dikkatli olmanızda fayda var. Hiç boşluk kalmayacak şekilde sımsıkı hamurumuzu rulo yapalım. Hamurumu bir uçtan diğer ucu rulo yaparak hazırladım. Kenarlarını eşitliyorum ve şimdi hazırladığım hamuru tekrar yağlı kağıda sarıyorum. Buzdolabına kaldırarak 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda hamurumu buzdolabından çıkartıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarı açarak ısıtıyorum. Kurabiye hamurlarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim ve fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Şayet kurabiyelerinizi soğuk fırına koyarsanız pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Şimdi dinlenen hamurumu tırtıklı doğrayıcı ile doğruyorum. Şayet evinizde bu şekilde bir aparat yoksa bıçakla da kesebilirsiniz. Kurabiye hamurumuzun şekli gerçekten çok güzel oldu. Hamurlarımı kestikten sonra kenarlarını eşitliyorum ve düzeltiyorum. Ve kestiğim hamurları fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. kurabiye hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Kestiğim hamurların kenarlarını düzeltiyorum. Daha sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Kurabiye hamurlarımın tamamını keserek tepsiye dizdim ve şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fanlayara koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda üzerleri hafif pembeleşen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerim güzelce soğudu. Gördüğünüz gibi altı üstü gayet güzel pişti. soğuyan kurabiyelerimi servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Görüntüsü ve lezzeti şahane kurabiyelerim artık yemeye hazır. Bu nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.